Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Vali Ayhan'dan 15 Temmuz açıklaması. Plastik poşet kullanımında %78 azalma oldu. 15 Temmuz etkinliklerinde trafiğe kapatılacak güzergahlar belirlendi. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Sivas Valisi Salih Ayhan, 15 Temmuz şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik günü nedeniyle açıklama yaptı. Sivas Valisi Salih Ayhan, 15 Temmuz şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Vali Ayhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin 3. yıl dönümündeyiz. Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi tıpkı Çanakkale'de İstiklal Harbimizde olduğu gibi yaşlısından gencine, kadınından erkeğine tüm fertleriyle topyekün tek yürek, tek bilek olmuş, Allah'ın yardımıyla bu hain kalkışmaya geçit vermemiştir. Tankın, topun, tüfeğin, helikopterin, uçağın, füzenin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilerek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlığı ile aşan milletimiz, Fethullahçı terör örgütünün yaşattığı bu günü de unutmayacak, unutturmayacaktır. 90 sene, 100 sene önceki İstiklal Harbi'ni, milli mücadeleyi, Çanakkale Savaşları'nı babalarımız, dedelerimiz nasıl bize anlattıysa, biz de 15 Temmuz'u torunlarımıza anlatarak bu destanı gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız. 100 yıl önceki kongre ruhu bizim için nasıl önemliyse, 100 yıl sonra da 15 Temmuz'da gösterilen destansı mücadelede bizler için önemli olmaya devam edecektir. Sevgili gençler, 15 Temmuz'da yaşadığımız acı tecrübeyi bir daha yaşamamak için dinimizi, dilimizi, ırkımızı, yaratılıştan gelen zenginliklerimiz ve sizlerin imkan ve değerlerini istismar edebilecek Fethullahçı terör örgütü tarzı yapılara karşı uyanık olalım. Sahih dini bilgiyi doğru yöntem ve metotlarla ehil kişilerden almaya özen gösterelim. Geleceğimizi kime emanet ettiğimize, kimlerle arkadaşlık ettiğimize, vakitlerimizi nerelerde harcadığımıza, din adına neler öğrendiklerimize dikkat edelim. Devletini özümsemiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, araştıran, üreten, kültürel ve teknolojik gelişmeleri takip eden bir nesil yetiştirmek için gayret edelim. Teknolojinin esiri olmayan, terör örgütlerinin tuzağına düşmeyen akıllı ve bilinçli evlatlarımızın sportif, sosyal ve ekonomik başarılarıyla yarınlarımızı daha da güçlü kılmalarını bekliyor. Fethullahçı terör örgütü gibi terör örgütlerinin tuzağına düşmemelerini istiyoruz. Devletimiz her imkanı ile vatandaşlarımızın yanındadır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz'un yıl dönümünde vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, yaralarını bir istiklal madalyası gibi şerefle taşıyan gazilerimizi her daim minnet ve şükranla anıyoruz. Verilen onurlu mücadeleden dolayı bir kez daha aziz milletimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Allah bizlere böyle günleri bir daha yaşatmasın. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2019 yılının ilk ayında plastik poşet kullanımında %78'lik bir azalma olduğunu açıkladı. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşet tüketimine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Plastik poşetlerin oluşturduğu kirlilikle mücadele için bir karar aldıklarını ve 2019 yılı itibariyle Türkiye'de plastik poşetleri ücretli hale getirdiklerini hatırlatan kurum, plastik poşette önemli bir yol kat ettiklerini söyledi. Plastik poşet kullanımının geçen yıl oranla düştüğünü kaydeden kurum şöyle konuştu. Burada çok önemli bir güncel veriyi sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'deki 5 büyük market zincirinin verilerine göre geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 2 milyar 54 milyon olan poşet sarfiyatını bu yıl 464 milyona düşürdük. Buna göre plastik poşet kullanımında %78 azalma görüldü dedi. Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında trafik tedbirleri alınacak. Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Pazartesi günü saat 17'den itibaren İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, Valilik Binası arkası ve etrafı, Eski Ordu Evi önü ve Belediye Otoparkı'nda araç parkına izin verilmeyecek. Yasağa aykırı davranan araçlar otoparkla çekilmek suretiyle kaldırılacak. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü nedeniyle aynı gün saat 18'den itibaren Ticaret ve Sanayi Odası Kavşağı'ndan 4 işletme kavşağına, Eski Stat Kavşağı'ndan 4 işletme kavşağına, 4 işletme kavşağından ise İstasyon Caddesi boyunca Valilik önündeki havuzlu kavşak yönü araç trafiğine kapatılacak. Belirtilen bölgelerdeki park edilmiş araçlar çekici marifetiyle kaldırılacak. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas'taki kurbanlık fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Hastaoğlu, Kurban Bayramı öncesi canlı tosunun kilogram fiyatının 23 lira, canlı damızlık vasfını kaybetmiş düvenin kilogram fiyatının 22 lira, canlı inek kilogram fiyatının 20 lira olarak fiyatları belirlediklerini söyledi. Geçtiğimiz günler arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz toplantı neticesinde aldığımız karar şuydu. Erkek dana dedim tosun 23 lira canlı kilo ağırlığı. Düvele 22 lira, inekte 20 lira olarak tespit ettik. Kurbanlıkların fiyatlarının belirlenmesinin ardından 2018 yılına oranla fiyatlarda kilogram başına 1 liralık artış oldu. Fiyatlardaki 1 liralık artışın artan yem fiyatlarına oranla düşük bir artış olduğunu belirten Hastaoğlu, kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde besicilerin büyük özveri gösterdiğini söyledi. Geçen yılına kıyaslayacak olursak sadece kiloda 1 lira fark geldi. Bu da besiciler kardeşlerimizin bu seneki özverili davranması, biliyorsunuz yem fiyatları çok anormal arttı. Buna rağmen besici kardeşlerimiz bu sene çok güzel fedakarlık yaptılar. Bu fiyatları sabit tutmaya çalıştık. Bence güzel bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Sivas'ta yetiştirilen kurbanlıkların satılmak üzere büyük şehirlere gönderildiğini belirten Hastaoğlu şunları kaydetti. Diğer illerdeki borsa başkanlarımız da bizi arayarak fiyatları bizden aldılar. Onlar da bizim fiyatımızın ve az veya biraz üzerinde uygulayarak onlar da başladılar. Tabii bu büyük şehirlerde daha farklı. Onlar çok pahalı. Bizimki gibi değil. Yani 25 liradan aşağı olan yer yoktur. Özellikle İstanbul'u kastediyorum. Biliyorsunuz Sivas'ta orada çok yaşıyor. Bizim Anadolu'dan da kamyon gidiyor. Hepsinin orada belli ilçelerde belki satış noktalarında onların yerleri var. Bu sene de yine Sivas'ın dışına satmak isteyen besici kardeşlerimiz oraya hayvanları götürüp onları da orada pazarlayacaklar. O büyükşehirdeki ihtiyacı da onlar giderecekler. Sivas bu kurban konusunda çok iyi noktada olduğunu düşünüyorum. Diğer iller bizim gibi değil. Bu bizim tam bir sektör oldu ve piyasayı da biz belirliyoruz artık bu saatten sonra. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Şu anki halinden hem üretici hem tüketici memnun vaziyette. Satışları da başladı. Satışlar da güzel. Allah herkesin kurbanı kabul etsin şimdiden diyorum. Herkese kurban bayramı kutluyorum. Sivas'ın Zara ilçesinde çok sayıda kuş türünün yaşadığı ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelen Kaz Gölü, yapılan çalışmalarla yeniden hayat buldu. Zara merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan, içerisi tamamen sazlıklarla kaplı olan turna, angut, sakar meke ve yeşilbaş gibi birçok kuşun kuluçkaya yattığı, çok sayıda da kuşun da göç güzergahında olan Kaz Gölü, geçtiğimiz yıl yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmişti. Müzik
Gölde belirsiz kişi veya kişiler tarafından kanal açılarak sulak alanın bir kısmı boşaltılmış, kuşların kuluçka döneminde ise sazlık alanda çıkan yangın gölde tahribata neden olmuştu. Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleri Kaz Gölü'ne sahip çıkalım projesi kapsamında gölün bulunduğu Eymir Köyü'nde incelemelerde bulunarak gölün tekrardan hayat bulması için çalışmalar başlattı. Geçen Kızılırmak deltasında gözlemleyeceğiz. Bunlar da yolda. Beşi burada. Şuva bir akşama kadar oralarda toplanıyor. Aynen öyle. Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleri tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde yok olma tehlikesindeki Kaz Gölü yeniden hayat buldu. Su seviyesi oldukça düşen Kaz Gölü'nde çalışmalar ile birlikte Kızılırmak'tan tankerlerle su çekilip su seviyesi yeniden artırıldı. Tekrardan hayat bulan göl koruma altına alınarak turizme kazandırıldı. Doğal güzelliğiyle büyüleyen göl ziyaretçilerini bekliyor. Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kürkçü, gölün tamamen yok olmaktan kurtulduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Bugün gerçekten çok mutlu ve gönül rahatlığıyla geziyoruz buraları. Geçen sene maalesef burası insan eliyle tam kuşlar kuluçkaya yattığında, yavrular çıktığında su boşaltılmış ve kuruyan sazlıklar yakılmıştı, ateşe verilmişti kötü niyetli kişiler tarafından. Tabii başka projeleri vardı belki, bilmiyoruz. Ama bugün gördüğünüz gibi su tekrar burada tutuldu. Tabii ve sazlar bu sene yeniden büyüdü, eski halini aldı. Kuşlar tekrar geldi. Bakın şimdi turna sesi duydunuz. Tekrar turna sesi duydunuz. Bu dünyanın en güzel sesi. Çok heyecan verici. Gördüğünüz gibi sazlar bu sene büyüdü. Kuşlar ilk geldiğinde saz olmadığı için yuva yapacak yeri bulamadılar. Birçok kuş türü yuva yapmadan gitti. İnşallah seneye geldiklerinde burada yuva yapacaklar ve bura tekrar kuş cennetine dönecek. Sivas merkezde yer alan Atatürk Caddesi'nde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Sivas'ın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İddiaya göre yangın Atatürk Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Yangın cadde üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın yan cephesinde bulunan reklam panosunun alev almasıyla başladı. İzmarit'in neden olduğu düşünülen yangın hızla büyüyerek apartmanın girişinde bulunan marketin tentesine sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Apartmanda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan meraklı vatandaşların yangın izlemesi dikkat çekti. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı. Çatıda mahsur kalan ebabil kuşu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Sivas Kent Merkezi Sularbaşı Mahallesi'nde bir binanın çatı kısmında mahsur kalan bir kuş olduğunu fark eden vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler itfaiye arabasının yangın merdiveniyle mahsur kalan kuşun yanına ulaştı. Mahsur kalan kuşun ebabil kuşu olduğu anlaşıldı. İtfaiye ekipleri düzenledikleri kurtarma operasyonu ile ebabil kuşunu dolandığı ipten çekerek kurtarmayı başardı. Ebabil kuşu yaralanan kanat kısmının tedavi edilmesi için Sivas Belediyesi Veteriner Hizmetlerine teslim edilmek üzere itfaiye merkezine götürüldü. Kes abi onu.
ne ya? Bu yapışık değil. Bir de ip. İp mi? Dolanmış. Hayvanın kuyruğunu sıkıyorum kaçmasın diye. Yangın aracı o ya. Sivas'ta bıçak ustalarının el işçiliğiyle ürettikleri dünya ünlü Sivas bıçağı Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor. Sivas'ın kent merkezinde bulunan bıçak ustaları Kurban Bayramı öncesi yoğun bıçak mesaisine başladı. Sivas'ta 76 farklı işlemden geçirilerek üretilen Sivas bıçakları özellikle Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor. Sivaslı bıçak ustaları ise gelişen teknolojiye ve seri üretim imkanlarına rağmen el işçiliğiyle bıçak üretmeye devam ediyor. Sivas'ta bıçak ustaları internet ve televizyon kanalları üzerinden satışı yapılan kalitesiz bıçaklara karşı tüketicileri uyardı. Ustalar kaliteli bıçağın imalatçısından alınması gerektiğinin altını çizdi. Sivas'ta 38 yıldır bıçak sanatını yaşatmaya çalışan İsmail Göle Batmaz, Sivas bıçağının özelliklerinden bahsetti. Sivas bıçağının başlıca kalitesi, işte çeliğimizi birinci sınıf malzeme kullanırız. El yapımıdır. Bütün A'den Z'ye kadar komple el yapımıdır. Elde yaparız. Bir de diğer tabi başka illerde, il söylemeyeyim ama çoğu illerde baskıydı, presti, fabrikaydı, taşlaması dahi elde olmuyor. Komplesi makine doluyor. Ama bizim başlıca kalite sebebimiz işte el yapımı kesiminden tutun, verniği atana kadar komple el yapımıdır. O da tüm Türkiye'nin en üst düzeyinde en kalitelisidir. Göle Batmaz Kurban Bayramı öncesi siparişlerin yoğunlaştığını belirtti. Sivas bıçağının yoğunluğu ortalama Ramazan'dan bu tarafa daha yoğunlaştık. Tabii her geçen gün bayrama yaklaştığımız zaman daha fazla yoğunlaşıyor, talep oluyor. Ama genelde de medya üzerinden bayağı satıyor. Geçen yıllar tabii daha yüksek performans vardı, daha yüksekti. Ama bu sene biraz düşük. Ama yine de oluyor tabii. Dediğim gibi yaklaşık 2 aydan bu tarafa işlerimiz yoğun. Göle Batmaz ayrıca internetten bıçak alışverişi yapanlara tavsiyelerde bulundu. İnternetten alışveriş yapanlara bizim gibi imalatçılara tavsiye ederim. Yani illaki benden alın demiyorum. Ama bizim gibi kaliteli yapan ustaları tercih etsinler derim. Çünkü bazıları çıkıyor diyor ki işte 3 tane bıçak şu kadar, 5 tane bıçak şu kadar. Aldanmasınlar derim. Evcilleştirilen Akila adındaki kartal sıcak havalardan bunalınca çareyi suda serinlemekte buldu. Sivas'ta bir vatandaş tarafından evcilleştirilen Akila adındaki kartal sıcak havalardan bunalınca çareyi suda serinlemekte buldu. Sıcak havalar vatandaşları bunalttığı kadar hayvanları da bunaltıyor. Sıcak havaların hakim olduğu Sivas'ta evcilleştirilen Akil adındaki kartal sıcak havadan bunalınca çareyi su dolu kapta serinlemekte buldu. Sahibinin gözetiminde su dolu kapta serinleyen kartal görenlerin dikkatini çekti. Temmuz şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası 40 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı. Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında ve 15 Temmuz Şehitleri Anısı'na Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya 4 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Geçit töreniyle başlayan programda konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, şampiyonada mücadele eden sporculara başarı diledi.
konuşmaların ardından şampiyonanın ilk gününde dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum amirleri ve sporcular katıldı. Şampiyona yarın sona erecek. Demir Grup Sivas Spor 2019-2020 sezonu öncesinde kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Demir Grup Sivas Spor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde yaptığı antrenmanıyla devam etti. Antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Takım ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Son bölümde ise pas çalışmaları yapan ekip yarım sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı. Demir Grup Sivas Spor'da yeni sezon hazırlıkları Bolu'da devam ederken yeni transfer Muammer Yıldırım antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öncelikle yeni serüven, yeni heyecan. Kampa katıldık. Güzel bir ortam var, güzel bir arkadaşlık var burada. İyi çalışıyoruz, iyi geçiyor, iyi antrenmanlar oluyor. Günde çift antrenmanla, iki günde de üç antrenman oldu günde. Çok iyi bir gidişat var. Daha tabii ki de eksiklerimiz çok var. Daha çok transfere ihtiyacımız var. Transferlerle de zaten ilgileniyorlar. Yöneticilerimiz, antrenör hocalarımız. Onların da katılmasıyla daha da iyi olacak. Daha önümüzde hazırlık maçları var. Daha iyi hazırlanıp hep birlikte gelen transferlerle bir arada iyi çalışıp iyi takım olup inşallah bu sene ligde en iyi yerde bitireceğiz. Yukarılarda oynayacağız Allah'ın izniyle inşallah. Demir Grup Sivas Spor'un 2019-2020 sezonunda oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları kombinelerinin satışı başladı. Demir Grup Sivas Spor'un 2019-2020 sezonunda yeni 4 Eylül stadında oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin genel satışı başladı. 2019-2020 sezonunda geçerli olacak kombinelerin fiyatı ise şöyle. Osman seçilmiş Güney Kale arkası alt ve üst tüm tribünler 75 lira. Maraton üst C, D, E blok 200 lira. Maraton üst A, B, F, G blok 150 lira. Maraton alt C, D, E blok 200 lira. Maraton alt A, B, F, G blok 150 lira. VIP B üst bayan tribün 75 lira. VIP B, E alt tribün 400 lira. Müzik
kombine satışı www.passo.com.tr adresinden ve yeni 450 stadyumu Güneykale arkası tribünü önündeki Passolik kart girişinde yapılacak. Kişi kendisiyle birlikte 5 kişiye kadar kombine alabilecek, ancak diğer kombine alacağı kişilerin Passolik kartını da yanında getirilmesi gerekiyor. Sivas Belediyespor 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugünden itibaren başladı. Sivas Belediyespor Teknik Direktör Namık Altınsoy ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu tesislerinde toplandı. Yeşil Beyazlıların Muhsin Yazıcıoğlu tesislerindeki yeni sezon öncesindeki ilk idmanını Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, Özbelsan Anonim Şirketi Genel Müdürü Ahmet Kuzu, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budak'la ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Teknik heyet ve futbolcularla bir süre sohbet eden kulüp başkanı Harun Budaklı, "Biz bir aileyiz. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. İnşallah kamp dönemini de en iyi şekilde değerlendirip yeni sezona hazır hale geleceğiz." dedi. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.